24 Ocak'la başlayan hafta bizim çok değerli insanları kaybettiğimiz haftadır. Muammer Aksoy hemşerimiz, Profesör Muammer Aksoy, Cumhuriyet'in o kıt zamanlarında, ilk yıllarında binbir ezayla, cefayla okumuş, okutulmuş, İsviçre'lerde, değişik ülkelerde eğitimler görmüş, Cumhuriyetimizin temel direği, milli bağımsızlığımızın temel direği, Cumhuriyetimizin karakterinin çerçevesini oluşturan büyük aydınlarımızdan, onu da bir suikaste kaybettik. Uğur Mumcu, ömrü namussuzları, sözün meclisten dışarı, namussuzları kovalamakla geçmiş. Ömrü anti-emperyalist, tam bağımsızlıkçı mücadeleyle geçmiş. Ömrü Türkiye mücadelesiyle geçmiş. Ömrü insanı için çalışarak geçmiş aydınımız. Onu da bu hafta içinde kaybettik. Devletle milleti buluşturmayı kendi çalışma şartlarının ana düsturu edinmiş. Devletle milletin arasına mesafe girerse o mesafeye başkaları sızar endişesini hep meslek hayatında ön planda tutmuş. Bu nedenle de sevgiyle, saygıyla, hukukla, hukuk çerçevesinde görevi ifa etmiş. Bunu yaparken cesur davranmış. Bunu sahaya uygularken gözünü budaktan esirgememiş. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin devletiyle, milletiyle, tasada, kıvançla beraber birbirini sayan seven bir millet devlet bütünleşmesiyle payidar kalacağını çok iyi kavramış. Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan. Önceden ilçemizde rahmetli Uğur Mumcu'yu, rahmetli Muammer Aksoy'u anılarını yaşattığımız parklarımız mevcut idi. Bu senede rahmetli Ali Gaffar Okan'ın adını yaşatmak istedik. Bizim dünde olduğundan daha fazla bugün, yarın, gelecekte, her zaman milli bağımsızlığımızı esas alacak, kestirmeden yolları değil uzun vadeli kalıcı yolları seçerek Türkiye'mizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vasiyet ettiği muasır medeniyet düzeyinin ülkesinde üzerinde kalmasını sağlayacak, buna and içmiş, bunun için mücadele eden aydınlara, sorumlu insanlara, dürüst insanlara, kamu görevlilerine, emniyet müdürlerine, valilere, devletimizin her kademesinde görev yapan insanlara, üniversitelerimizdeki öğretim üyelerimize, öğretmenlerimize, sağlık çalışanlarımıza, Türkiye'yi düşünecek, Türkiye ile yaşayacak, Türkiye'ye odaklanacak, Türkiye'nin geleceğine, bütünlüğüne, beraberliğine odaklanacak yeni kuşaklara, bu duyguları gelecek nesillere aktaracak duyarlılıklı insanlara çok ihtiyacımız var. Bütün ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizin, gazilerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Şehit polis müdürümüz Ali Gaffar Okan'ın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Türkiye'mizin geleceğinde, Türkiye'mizin geleceğini düşünen, bunun için yaşayan insanların daha güvenli şartlarda var olabilmesini ve benzer acıları tekrar yaşamamamızı temenni ediyoruz. Parkımızda adı yaşayacak olan Ali Gaffar Okan müdürümüzün bütün kamu görevlilerimize yaşamının, üslubunun,
devlet-millet ilişkisine getirmeye çalıştığı çerçevenin örnek olmasını diliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımıza bu göstermiş olduğu Ali Cenaplık'tan dolayı teşekkür ediyorum. Muammer Aksoy hocamız, çok iyi bir anayasa hocasıydı. Kitaplarını okuduk. Uğur Mumcu, yolsuzlukların, çetelerin, terör örgütlerinin başta PKK olmak üzere kalemiyle Yılmaz Savaşçısıydı. Mücadelesini bir an bile duraksamadan yapmıştı. Ve Ali Gaffar Okkan gerçekten efsane bir emniyet müdürüydü. Değerli misafirler, şehitlerimiz, aslanlarımız, yiğitlerimiz, vatanımız için, devletimiz için, bayrağımız için canlarını feda ettiler. Bizler de onların canlarını feda ettikleri bu değerlerin Yılmaz bekçileriyiz. Onlar rahat uyusunlar. Onlardan sonra gelen ardılları, kardeşleri, evlatları Cumhuriyet'in bekçisidirler. Devletimizin ve onun Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin Yılmaz bekçileriyiz. Asla bu görevimizden bir an olsun bile taviz vermeyeceğiz. Bu yolda bir fedakarlık gerekiyorsa Ali Gaffar Okkan gibi bunu yapmaktan da çekinmeyiz. Bunu hak ediyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk milleti. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Parkımızın üstü şu an açılışı gerçekleşiyor. Sayın Valimiz, değerli Belediye Başkanımız Ümit Uysal ve Hükümet Protokolü üyelerimiz,